Değerli izleyiciler, Şehir ve İnsan programında kent tarihi, bir kentin tarihçesinin önemini vurgulamıştık. Bundan 3 program önce buna örnek olarak Aydın kentinin yakın tarihi, son 50 yılını, benim tanık olduğum 50 yılını, elimdeki belgeler ve bu kentte meydana gelen olaylar, gelişmeler, yatırımlar, kentteki değişimi ele alan bir dizi program yapmaya karar verdik. Bu program çerçevesinde bugün 4.'sünü gerçekleştiriyoruz. Biz bu programı yaparken rastgele aklımıza geldiği şekliyle değil de daha sistematik bir biçimde Aydın'ın son 50 yılını ele alalım istedik. 70'li yıllardan başlayarak bugüne gelen ve bölüm bölüm ele alacağımız bu kent tarihi sunumlarında 5 ayrı bölüm haline getirdik. 5 kitapta topluyoruz daha doğrusu. Bir tanesi benim belediye başkanlığı seçilmeden önceki, siyaset öncesi dönemimdeki gözlemlerim size yansıtacağım. Yani 70'li ve 80'li yıllar. Daha sonra 1994'ten 2002'ye kadar olan ikinci bölüm, ikinci kitap diyelim. Benim belediye başkanlığı dönemde yapmış olduğumuz yatırımlar ve yoğun biçimde zaten bu bölüm öne çıkacak. Üçüncüsü ise bu 50 yıllık dönemdeki tarihsel olaylar, Aydın'a damga vuran kişiler, bunları ayrı ayrı ele alacağız. Hepsini sizlere örnekleriyle, görselleriyle, fotoğraflarıyla, projeleriyle, basında yer alan haberleriyle sunacağız detaylı olarak. Ancak ilk birkaç programda bunların hepsinin bir özetini yapmak istedim. Bugün buna devam edeceğiz. Ekranı alırsak, yansıtmamız devam ediyor mu? Aydın'daki birinci kitap bölümünü tamamlamıştık. İkinci bölümde, yani 1994-2002 yılları arasındaki bölümle ilgili olarak sunumumuzu yaparken bir takım ana başlıklarda projeleri, yatırımları, size sunmak istediğimiz değişimi ve olayları sunduk. Bu ikinci kitabın ilk bölümlerinde önce büyük şehir olarak 1994'te planlamış olduğum büyük şehir, yani Aydın vilayetinin tamamına hizmet edecek. Hatta Aydın vilayetini de aşan, Menderes Havzası'nı içine alan bir takım projeler hazırlamıştık. Zaten kalkınmanın temeli budur. Sonuç itibariyle yansıtma var mı? Evet, yansıtma var. Monitörü de açabilirsek çok iyi olur. Büyükşehir ana projelerini sizlere geçtiğimiz haftalarda takdim ettik. Daha sonra Aydın merkezde kurduğumuz mahalleleri ele aldık. Daha sonra belediye teşkilatını nasıl geliştirdiğimizi, Aydın Belediyesi teşkilatını nasıl geliştirdiğimizi anlattık madde madde. Daha sonra da özellikle Aydın merkezdeki altyapı ve arıtma tesislerinin nasıl kurulduğunu kısaca özetledik. Bunların bazılarının hakikaten çok önemli hikayeleri var. Çok önemli olaylar yaşandı. Örneğin Ekizdere Barajı nasıl yapıldı? Ekizdere Barajı'nın yapılması, o Türkiye'nin hakikaten çökmüş karanlık yıllarında, 90'lı yıllarda nasıl sağlandı? Belediye nasıl ben parasını vereyim yapın dedi ve böyle bir usul geliştirdik. Ve o baraj öyle yapıldı ve Aydın'ın 50 yıllık su ihtiyacı nasıl karşılandı? Bütün bunları ayrıntılarıyla tek tek ileride ele alacağız. Fakat şimdilik sadece başlıklarını sıralıyorduk. Ve geldik 5. kısmına. Burada kentsel defekt kavramını sizlere sunduk. Kentsel defekt nedir? Bir şehrin dokusuna uymayan, o şehrin dokusu içinde, yani yaşam ortamı içinde sizi rahatsız eden unsurlara biz kentsel defekt, yani arıza diyoruz. Aydın'da bunlardan belli sayıda vardı. Bir tanesi Aydın'da okullar bölgesinde, yani Aydın Lisesi'nin
efendim Cumhuriyet Kilisesi'nin hemen karşısında bulunan kapalı cezaevi. Orada şu anda Aydın'ın büyük kültür merkezi var. Bizim projelendirip yaptığımız. Orada bir kapalı cezaevi vardı. Düşünebiliyor musunuz? Şehrin tam ortasında kalmış bir cezaevi. Üzerinde nöbetçi kulübeleri var. Silahla asker bekliyor. Lisenin sınıflarının penceresinden baktığınız zaman cezaevinin avlusundaki gezen mahkumları görüyorsunuz. Buna işte kentsel defekt diyoruz. Bu bir kent arızasıdır. Bunun kaldırılması için çok talepler olmuş, bir türlü kaldırılamamış, bir türlü uzaklaşmış. Bunu mesela nasıl sağladık? Bunu bütün ayrıntılarıyla, hikayesiyle, kent tarihine not düşmek üzere anlatacağız ileride. Bugün bunlar sadece bir özet başlık yapıyoruz. Yine hakeza Aydın'da Mesudiye Mahallesi ve Kemer Mahallesi'nin sınırında, bugün Kemer Meydanı dediğimiz alanda, Aydın şehri orada tıkanmış durumdaydı. O bölgede Efe kenti kurduk, Aykoy'u kurduk, müthiş güzel mahalleler yapmaya başladık ve en önemlisi bugün Aydın'ın gururu olan Mimar Sinan Mahallesi'ni kuracağız. Daha Mimar Sinan Mahallesi ortada yok. Ama orada bir tesis var, hakikaten arızalı bir tesis, Genel Ev. Yani Genel Ev'in olduğu yerde o mahallenin gelişmesi, modernleşmesi, hakikaten prim yapması, cazibe kazanması mümkün değildi. Onun nasıl kaldırılmasını sağladık. Bunun hikayesi başlı başına bir olay. Bunları da ileride size sunacağız. Yine Aydın'ın en önemli kentsel arızası bugün içinde KİPA'nın bulunduğu, bugün stadyumun hemen kuzeyinde Nevzat Biçer Parkı'nı yaptığımız alanda bulunan bir çırçır fabrikasıydı. Yani savcın tesisleri dediğimiz, pamuğun ön işlendiği bir tesis. Bu Tariş'e aitti. Geçmişte bu Aydın'ın tarihçesine inerseniz Osmanlı döneminde kurulmuş meşhur Forbes. Bugün yine dünya devi Forbes. Türkiye'ye gelmiş, Osmanlı devletinden bir imtiyaz almış. Aydın'daki meyan kökü imtiyazını almış. İşte bunlar tabii ki Aydın'ın daha önceki, biz son 50 yıllık tarihini inceliyoruz ama daha önceki tarihini inşallah ileride başka programlara konu yaparız. Ta Osmanlı döneminden Güzelhisar kentini alarak getiririz. Bununla ilgili de bir kitap yazıyorum ben. Ama biz bu programda sadece Aydın'ın son 50 yılını konu alıyoruz ki o başlı başına bir 8-10 belki 20 program boyunca devam edecek gibi gözüküyor. İşte Tariş'in, savcın tesislerinin geçmişi aşağı yukarı neredeyse 180 yıla yaklaşmış. Bu tesisi biz kucağımızda bulduk. Öyle bir tesis ki pamuk işliyor, köylü pamuğunu getiriyor şehrin içinde. Pamuğun teslim sezonunda konvoylar halinde traktörler, üzerinde pamuk balyaları yüklü. O pamukların yaydığı pamuk biti dediğimiz bir takım toz ve zerrecikler o mahalleyi hakikaten yaşanmaz hale getiriyordu. Daha önemlisi en küçük bir kıvılcımda bir yangın riski altındaydık. Ve fabrika bugün Nevzat Biçer Parkı'nın bulunduğu, içinde o tarihi bacanın tarafımızdan tescil ettirilmiş olan, korunmuş olan o bacanın bulunduğu yerde hakikaten şehre zarar veren bir fabrika vardı. Fakat bu fabrika bizim köylümüzün fabrikası, Tariş'imizin fabrikası. Bunun oradan kaldırılması için girişimlerimiz oldu ve kaldırdık. Şehir dışına taşıdık yeni yaptığımız bir projeyle. Bu çok meşakkatli, 6-7 yıl süren adeta bir meydan savaşı gibi geçti. Bunu ayrı bir programda ele alacağız. İşte kentsel defekler dediğimiz bu olaylar tarihsel olarak önemli. Yine Meşrutiyet Mahallesi'nde bugün güzel spor tesislerinin ve binaların bulunduğu, yine tarafımızdan açılan Meşrutiyet Bulvarı'na cepheli, ki o zaman Meşrutiyet Bulvarı diye bir bulvar yoktu, bir toprak dere yatağı gibi bir şey vardı. Onun üzerinde bir hazine malını TEDAŞ kiralamış, üzerine kullanmadığı hurda direkleri atıyor. Yani TEDAŞ'ın direk deposu, hurda direk deposu bugünkü Meşrutiyet Bulvarı'nın hemen içinde kocaman bir alan. Hakikaten kenti rahatsız eden bir unsurdu. Ve en önemlisi direkler çocuklar için bir oyun parkına dönüşür.
Yani ben de çocukluğumda hatırlarım. Bir tane Ankara'da bahçeli evlerde yerde yatan bir direk vardı. Onun üzerinde oyun oynardık. Hızlı koşma oyunu oynardık vesaire. Kimisi düşerdi, dişini kırardı. Yani her türlü kaza belaya açıktı. Ve TEDAŞ'ın o deposu hakikaten pek çok çocuğumuzun yaralanmasına neden olmuştu. Hatta can kaybına neden olmuştu çocuklarımızla. İşte onun da kaldırılmasını sağladık. Bunun da hikayesi çok kolay değil. Belli bir yerleşik tesisi yerinden kaldırmak çok zor bir iş. Kurum diyor ki kardeşim ben niye kalkayım ya? Benim orada depom var, bana yer gösterin. Belediyenin yetkisi yok. TEDAŞ'a yer gösterecek de hadi kardeşim sen oraya taşın diyecek. Her şey bir maliyet, her şey bir her şeyin bir ceremesi var. Bunları siz belediye olarak karşılamaya kalkarsanız yakanıza yapışıyorlar müfettişler. Bu senin yetki alanında değil. Sen niye bu işe karıştın? Niye buraya 5 kuruş harcadın? Hadi bakalım doğru mahkemeye. Kimi zaman ağır cezada, kimi zaman asliye cezada. Bunun için hakkımızda 248 tane dava açıldı. Bu davaların hepsinden beraat ettik. Neden? Çünkü yaptığımız iş doğruydu. İçinde yolsuzluk yoktu, usulsüzlük yoktu. Halkın hakkını yedirmek yoktu. Halkın hakkını savunmak için birilerine efendim yetkilerimizi aşarak yardımcı olduk. Yetkiyi aşmak suç. Tamam. Ama dediğim gibi hepsinden beraat ettik. İşte bu kentsel defektleri kaldırmak Aydın'ın tarihindeki en önemli unsurlardan bir tanesidir. Bakınız bugün kaymakamlık binasının olduğu yerde Tarım İl Müdürlüğü'nün deposu vardı. Eski tarım araçları, pislik yuvası, fare yuvası, ya böyle bir şey düşünün. Yine orada bulvar mulvar yoktu. Şu andaki Hürriyet Bulvarı dediğimiz Efeler Mahallesi'ndeki bulvarımız ortada yoktu. Oradaki hazineye ait alanı kiralamış veya Tarım İl Müdürlüğü tahsisen almış, üzerine de depo olarak kullanıyor. Ne varsa atıyor. Tam bir pislik yuvası. Şimdi onun tam karşısındaki arsada bir apartman yaptığınızı düşünün ve orada oturduğunuzu düşünün. Karşınızda Tarım Müdürlüğü'nün hurda deposu var. Bu hoş bir şey mi? İşte buna kentsel arıza diyoruz. Kentsel defektten kastettiğimiz budur. Bunların hikayelerini ayrı ayrı anlatacağız. Çünkü bu kentsel defektler, cezaevinin kaldırılması, tarış fabrikasının kaldırılması, genel evin kaldırılması, efendim şeyin deposunun kaldırılması, Tarım İl Müdürlüğü'nün buna benzer pek çok unsur. Bunların hikayeleri hakikaten çok ilginçtir. Çok zorluklarla başarılabilmiş işlerdir. Bundan sonraki kısım Aydın'ın kentsel dönüşümü. Yani ben Aydın şehrini şöyle özetliyorum değerli izleyiciler. Aydın şehri şirin bir şehir. Aydın şehri güzel bir şehir. Aydın şehri bugünkü kuzey mahallelerde Ramazan Paşa, Hasan Efendi, Zafer Mahallesi, Mesudiye Mahallesi gibi, Veysi Paşa Mahallesi gibi mahallelerde oluşmuş güzel Hisar kenti. Hakikaten güzel bir kent. Çok güzel tarihi binalar yapılmış. Macar ustalar Cumhuriyet döneminde Yunanlılar Aydın'ı yaktıktan sonra çok güzel binalar yapmışlar. O şirin güzel kent maalesef kentlerin hızlı nüfus aldığı 50'li yıllar, 60'lı yıllar, 70'li yıllarda dejenere olmuş. Yani Bey Camii ile biten, Cumhuriyet Mahallesi'nin çok küçük bir kısmını işgal eden bir kent, Güzelhisar Kurtuluş Mahallelerinin de içinde olduğu, daha ziyade kuzeyde yer alan Şirin Güzelhisar kenti, onu ben hep söylüyorum. Eskiye özlem duyan eski Aydınlılar onu söylüyor. Aydın ne güzel bir kentti, mahvoldu. Doğru. Aydın çok güzel bir kentmiş ama nüfus aldıkça, nüfusu 7-8 binden Kurtuluş Savaşı sonrası, bugünkü 250 bin nüfusa gelinceye kadar, 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda maalesef bir Osman Yozgatlı Mahallesi, bir Çeşitepe Mahallesi, çevresindeki bütün mahalleler, gecekondu işgali altında Girne Mahallesi, Kemer Mahallesi, Ilıcabaşı Mahallesi, Ata Mahallesi, bütün çevresindeki mahalleler o kadar dokusu bozulmuş, gayri nizami, gerçekten yaşanabilecek kadar düzensiz bir kente dönüşmüştü. Bir tek sonradan açılan Menderes Bulvarı bir prestij bulvarı olmuş.
O bulvarın kenarına yüksek katlı apartmanlar yapılmış. Onlar da zamanın şartnamelerine göre yapıldığı için hazır betonun olmadığı, devletin koyduğu yönetmeliklerin yetersiz olduğu bir dönemlerde yapıldığı için bugün hepsi, bakın bila istisna, test yapıldığı takdirde çürük çıkıyor. Depreme karşı zayıf çıkıyor. Ama bir dönem bir prestij koridoru oluşturulmuş. Aydın, Menderes Bulvarı'nın içine hapsedilmiş. Geri kalan kısmı gayri nizami. Ne yol var, ne altyapı var, ne mahalleleri belli. Böyle bir tablo içindeyken biz devri teslim aldık. Ne yapacağız? Bir dönüşüm yapacağız. Bu dönüşümün temeli, kentin iki türlü dönüşümü vardır. Bir tanesi gelişmeye yönelik, yani yeni ihtiyaçları karşılayacak mahalleler kuracaksınız. İkincisi de mevcut dokuyu dönüştüreceksiniz. Yeni mahalleler kurmak Aydın'da kolay bir şey değil. Bakın açık söyleyeyim. Bana Kayseri'yi verin, kolay. Konya'yı verin, daha kolay. Dümdüz arazi. Bizdeki gibi değil. Zeytinlik yok, tarım arazisi yok. Ben Konya'da 150 metreden daha küçük bulvar açmam. Kayseri'de de öyle. Yani Kayseri'yi, Konya'yı kötülemek için söylemiyorum. Bunlar çok güzel şehirler oldular. Eskişehir, çok güzel şehirler oldular. Ama orada iş kolay. Orada Aydın gibi her tarafından zeytinliklerle kuşatılmış, nereye elini atsan birinci sınıf tarım alanı, sulanabilir tarım alanı olan arazilerle çepeçevre kuşatılmış bir kent değil. Eskişehir'de gelişmek çok kolay. Ben Sayın Belediye Başkanımıza 1999-2000 yıllarında biz Aydın Belediyesi olarak danışmanlık yaptık. Daha önce Toplu Konut İdaresi'nde ben baş danışman iken Eskişehir konusunda çalışmalar yaptım. Oradan biliyorum. İzmit çok kolay. Eskişehir, Konya, Kayseri, bugün örnek gösterilen Urfa, Gaziantep, Diyarbakır, bunlar da çok kolay. Gelin bakalım Aydın'a. Kuzeyiniz, yani daha doğru büyüyelim denir hep Aydın'da. Kuzeyiniz fay hattı. Kuzeyiniz heyelan bölgesi. Kuzeyiniz arkeolojik birinci derece sit alanı. Hiçbir şekilde Aydın şehrinin kuzeye büyüme şansı yok. Fay hattı var. Heyelan bölgesi var. En önemlisi üniversitenin oradan başlayan, Tralles'te devam eden arkeolojik sit alanı var. Bugün hala pek çok mahallemiz arkeolojik sit alanı sınırları içinde kalıyor. İkinci derece, üçüncü derece kısıtlı. Dolayısıyla Aydın'da dönüşüm sağlamak, yeni mahalleler kurup gelişmesine olanak sağlamak çok kolay bir iş değildi. Bunları ben size detaylı anlatacağım. Aydın'ın kuzeyinde kurduğumuz Mimar Sinan Mahallesi'nde şöyle söyleyelim. Bazıları der ki oralar hep zeytinlikti. Değil. Ben de fotoğrafları var size göstereceğim, sunacağım. Mimar Sinan Mahallesi'ndeki diyelim ki 100 tarlanın 10-15 tanesinde zeytin ağacı vardı. Doğru. Ve zeytin kanunu nedeniyle orada imara açmak, yeni mahalle kurmak mümkün değildi. Yaptık. Bunları nasıl yaptığımızı sizlere açıklayacağız. Hakeza Aydın'ın kentsel dönüşüm ve konut projelerini burada 15 madde haline sıralamışım ben. Bunları kısa kısa geçelim. Çünkü biz bir özet aşamasındayız. Detaya girmiyoruz. Aykonut. Aykonut çok kapsamlı bir kentsel dönüşüm projesiydi. Maalesef yarım bıraktılar. Belediye başkanları benden sonra sahip çıkmadılar. Aykonut'a üye olanlara eziyet ettiler. Aykonut'a arsasını verenlerini adeta kahrettiler. 21-22 senedir o insanların hakkını, hukukunu korumayan bir belediyeyle karşı karşıyayız. Bir de bunu adeta eski belediye başkanından bir siyasi intikam aracına dönüştürdüler ki bu çok çok kötü, çok çirkin. Aykonut projesini detaylı tekrar anlatacağım. Bu televizyonda bu Aykonut projesini anlattım. Ama bu kapsamda tekrar ele alacağız. Efekent. Efekent başlı başına önemli bir projedir. Toplu Konut İdaresi'nde benim danışmanlık yaptığım dönemde hazırlamış olduğum TOKİ'nin yönetmeliklerinin uygulama projesidir. TOKİ bugün tünel kalıp sistemi yapıyorsa, radye temel kullanıyorsa, temeli derinleştirip kutu temel sistemlerini benimsemişse
ve TOKİ'nin yaptığı binalar depreme dayanıklı notu aldıysa ve yıkılmıyorsa, işte onun örneği Efe Kent'tir. Efe Kent'te hayat buldu. Benim hazırlamış olduğum yönetmelik, toplu konut idaresinin mevzuatı yönetmeliği uygulamasını ilk olarak biz Efe Kent'te yaptık 1986-87 yıllarında. Aybel, Aydın Belediyesi'nin çalışanlarına konut sahibi yapmak için kurduğumuz bir kooperatifti. Başarılı şekilde sonuçlandı. Belediyeden tahsisle arsa verdik. Belediye çalışanlarımızı konut sahibi yaptık. Ve Aybel projesi bugünlerde bazıları kentsel dönüşüme girdi. O kooperatifin üyesi olan eski belediye çalışanlarımız hakikaten çok daha avantajlı yenilenmiş binalarına kavuştular Mimar Sinan Mahallesi'nde. Girne küme evler. Bugün Mimar Sinan Mahallesi dediğimiz mahallede iki tane büyük küme ev vardı. Kaçak. Yani birisi gelmiş 30 dönüm bir tarlayı almış. 30, 40, 50, 70 aile paylaşmış. Neresi kimin belli değil. Herkes bir köşesine ev yapmış. Yani bu gecekondu bile değil. Böyle bir küme ev tabirinden, Aydın'da 3 tane küme ev vardı zaten. Bir tanesi Mimar Sinan Küme Evler 1, 2 ve su deposu, Zeybek Mahallesi'ndeki su deposu küme evler. Yine Osman Yozgatlı Mahallesi ve Telsiz Tepe'de çok önemli dönüşümler sağladık. Birinci sanayi sitesinin tasfiye dönüşüm projesini hazırladık. Fakat o gün tepkiler geldi. Dediler ki ya buradan başlamayın. Birinci sanayi sitesi mi kaldı Aydın'da düzeltilecek? Onlara çok avantajlı bir proje hazırlamıştım. İleride uygulanmak üzere anlaştık ve projeyi geri çekmiştim. O projeyi size anlatacağım. Ne kadar büyük avantaj sağlıyor birinci sanayi esnafına, oradaki mal sahiplerine. Hakeza az önce bahsettiğim su deposu küme evler. Şu anda mevcut, halen orada duruyor ama etrafı son derece modern sitelerle doluşturuldu. Su deposu küme evler bir türlü dönüştürülüp tasfiye edilemedi. Osman Yozgatlı Mahallesi Telsiz Tepe'nin kentsel dönüşüm büyük projesi. Sıra ona gelmişti ki ben görevden ayrıldım. Ata Mahallesi'nin büyük kentsel dönüşüm projesini hazırlamıştık. Bizden sonrakiler el atmadılar. Hatta imar planlarıyla oynayarak orayı yaşanmaz hale getirmeye çalışıyorlar. Yeşil alanlarını yok ediyorlar, katlediyorlar. Yani açılması gereken bulvarları açmıyorlar. Ata Mahallesi son 20 yıldır büyük bir şanssızlık yaşıyor. Orta ve Cuma Mahallesi Aydın'ın kanayan yarası. Orta Cuma Mahallesi için hazırlamış olduğum büyük kentsel dönüşüm projesi, bu iki mahallemizi Mimar Sinan Mahallesi kadar görkemli, geniş bulvarları olan, yüksek katlı, rezidans tarzında binaların yapıldığı bir mahalleye dönüştürecekti. Mahallelere dönüştürecekti. Maalesef bu mümkün olmadı. O daracık sokaklara bizim verdiğimiz 2-3 katlı imarı 4-5 kata çıkardılar. Orayı kuyu gibi, zindan gibi yaptılar. Hakikaten bir beton yığınına dönüştürdüler. Bundan sonrası nasıl olacak, nasıl yürüyecek? O kadar kalite kaybetmiş olan bu mahallelerimiz nasıl düzene girecek bilemiyorum. Yolu var mı? Onu bu programda analiz edeceğiz. Aydın Tekstil projesi çok önemli bir projeydi. Aynen Kapalı Cezaevi gibi. Aydın Tekstil, tabii Aydın'ın gururuydu. Aydın Tekstil, Adnan Menderes'in mirasıydı. Çoğu insan yanlış biliyor. Yani Sümerbank'la karıştırıyorlar. Sümerbank, Atatürk'ün mirasıdır. Nazilli Sümerbank. Maalesef yok edildi. Aydın Tekstil Fabrikası, Adnan Menderes'in mirasıdır. O da maalesef yok edildi. Aydın Tekstil Fabrikası benim belediye başkanlığı yaptığım dönemde benim yetki sınırlarımın içindeydi. Aynen Kapalı Cezaevi gibi, Tariş Fabrikası gibi, yani Nevzat Biçer Parkı'nın bulunduğu yerdeki fabrika gibi benim programımda olan bir dönüşüm projesi hazırlamıştık. Kurmuş olduğumuz organize sanayi bölgesinde, yani ASTİM organize sanayi bölgesinde 100 bin metrekare büyük bir arsa ayırmıştım. Aydın Tekstil'in oraya taşınmasını öngörüyorduk. Bunları size uzun uzun anlatacağız. Bunun yerine
o günkü Aydın Tekstil Yönetimi, sen ne karışıyorsun diye bizimle kavgaya tutuştu. Bugün Cuma Pazarı olarak kullanılan tekstil bulvarı o zaman yok, Aydın Tekstil'in arazisinin içinde. O bulvarı açmak üzere ben girişimde bulunduğum zaman polis çağırdılar, şikayet ettiler, yargılandık ama bulvarı açtık. Helali hoş olsun, bugün o bulvar Aydın'da önemli bir görev görüyor. O bulvar olmasa bugün foruma gitmek için siz Gazi Bulvarı'nı veya karayolunu kullanmak zorunda kalacaksınız. Yani Aydın Tekstil'in hikayesi başlı başına bir hikayedir. İleride detay programlarında bunu ele alıp anlatacağım. Ilıcabaşı Kentsel Dönüşüm Projesi yine benim bıraktığım önemli bir dönüşüm projesi. Ilıcabaşı'na biz çok yatırım yaptık, altyapısını kurduk. Orada sağlık ocağı açtık, dükkanlar yaptık, kıraathane yaptık, park yaptık. Yani o günkü ihtiyaçlarını karşılayan her şeyi yaptık. Orada evi olmayan vatandaşlarımıza küçük küçük evler yaptık, hediye ettik. Bu yüzden yargılandık. Çünkü belediye başkanının öyle bir yetkisi yok. Vatandaşa ev yapacağını da hediye edeceksin de filan, böyle bir şey yok. Ama oradaki hakikaten ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal hizmet kapsamında sokakta kalan insanlara evlerini yaptık. Şimdi sonuçta şunu söylüyorum. Bıraktığım kentsel dönüşüm projelerinin Aydın'a, diyorlar ki Aydın'a Aydın yaptın. Tamam, pek çok Aydın'a müdahale yaptık, düzelttik, ettik ama sonuçta Aydın'da tasarlanmış olan, yapılması gereken diğer dönüşümleri burada 15 madde halinde size sıralıyorum. Bunların çok büyük bir bölümü maalesef dışlandı, yapılmadı. Tam tersine, orta mahallede olduğu gibi oraya büyük bir kentsel dönüşüm yapılmak yerine Ilıcabaşı'nda olduğu gibi ihmal edildi, kendi haline bırakıldı. Gittikçe tıkanan, gittikçe daha yaşanmaz hale gelen mahallelere dönüştü. Yani şehirde böyle bir şey. Değerli izleyiciler, Aydın'da el atamadığımız, yine sit alanı nedeniyle Anıtlar Kurulu'nda mücadele ederek sonuca yaklaşmamıza rağmen müdahale edemediğimiz Çakırlar Çayı vardır Kemer Mahallesi'nde. O da hala öyle duruyor. Mesudiye Dağ Dibi. Mesudiye Mahallemiz güzel bir mahalle. Mesudiye Mahallesi'ni de imar planlarında yüksek kat vermek suretiyle mahvettiler. Zafer Mahallesi ve Mesudiye Mahallesi. Bu mahalleler Aydın'ın eski güzel hisarı. Bu mahallelerin korunması gerekiyordu. Oradaki tarihi tescil edilmiş binalar o dizi dizi apartmanlar arasında kayboldu gitti. Halbuki oradaki imar planları en fazla 2-2,5 katlı süper lüks villalar, malikaneler tarzında gelişmesi gerekirken kat üstüne kat verdiler ve apartmanlaştırdılar. Mesudiye Dağ Dibi öyle bir yer ki Mesudiye Mahallesi'nin en üst sokağı, top yatağı dediğimiz askeriyenin olduğu yere yakın en üst sokağı birinci derece sis alanı. Tamamen yasak. Mahallenin kalanı üçüncü derece. Ama orası birinci derece. Biz bu birinci dereceyi biraz yukarıya kaydırıp mahallenin tamamını ikinci dereceye, üçüncü dereceye dönüştürüp bir bütün olarak bir dönüşüm projesi hazırlamıştık. Bunda da ilham aldığımız şuydu. Ben bu programa başlarken size bir şey anlattım. Belediye başkanı seçildiğimde arşive girdim. Sordum, bu kentin tarihi, tarihçesi, arşivi vesairesi var mı? Yok dediler. Birisi dedi ki bodrum katta başkanım bir şeyler var dediler. Gittik bodrum katında eski yıktığımız belediyenin şu andaki kent meydanı olan içine Sayın Çerçioğlu'nun hamburgerci yaptığı, şu anda hamburgerci yaptığı maalesef yerin bulunduğu yerdeki eski belediye binasının bodrum katında bazı belgeler bulduk. Ben bundan bahsettim geçtiğimiz programlarda. Atatürk'ün yemek yediği takımlar dediler. Hakeza bazı imar planı paftaları bulduk. Bakın söylüyorum, bu imar planı paftalarını incelediğimde 1928 yılında Ankara'nın imar planının çizilmesi için Mustafa Kemal Atatürk tarafından o devrin en ünlü şehir plancısı Alman Friedrich Jansen Türkiye'ye davet ediliyor.
Ve Ankara'nın imar planı çizdirtiliyor o tarihte, 1928'de. O tarihte girip buraları hep muğlak, buraları hep böyle bulutlu. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. O tarihte nasıl olduysa oldu. Aydın'ın imar planı da o ünlü şehir plancısı Frederick Jansen'e çizdirmek üzere bir anlaşma yapılıyor. Ve Frederick Jansen, Aydın'ın 1928 yılında ilk imar planını çiziyor. Bunu biliyor muydunuz? Ben de bilmiyordum. Bu nasıl sağlandı? Kim sağladı? O gün Aydın'da milletvekilliği yapanlar kimlerdi? Bunlar işte bizim gibi çıkıp da bir iki satır yazsalardı, Aydın'ın kent tarihinde en önemli bir adımın gerekçesi ve nasıl sağlandığı bugün bizler tarafından öğrenilmiş olacaktı. Biz bu programları onun için yapıyoruz. İleride bu şehirde yaşayan insanlar, bu şehre bağlanan, bu şehri seven insanlar dönüp baktıklarında ne olmuş, ne bitmiş bilsinler. Tarihini bilmeyen, geçmişini bilmeyen, araştırmayan insanların gelecekte başarısı mutlaka gölgelenir. İşte Frederick Jansen, 1928 imar planının tamamını bulamadım o arşivde. Bir takım paftalar buldum. Bu paftalardan bir tanesi Çankaya Caddesi. Yani bizim işte Üveys Paşa Köprülü ve Mesudiye mahallemizin içinden geçen meşhur Çankaya Caddemiz. Çankaya Caddesi o günkü Aydın'da, 1928'in Aydın'ında Çankaya Caddesi tek, şehrin tek caddesi. Ha. Yani hükümet bulvarı var ama yatay istikamette giden bugünkü Gazi Bulvarı eski İzmir yolu, karayolu. Onun dışında şehrin en geniş caddesi Çankaya Caddesi. Gidin bakın, diğer sokaklar 8 metredir, 9 metredir, 10 metredir. Çankaya Caddesi o gün bulabildikleri en geniş cadde. 12-13 metre. Frederick Jansen Çankaya Caddesi'ne bir plan çizmiş. Ortasına atlı tramvay çizmiş, atlı tramvay. Kenarlarını ağaçlara kadar çizmiş adam detaylı. Bugün oradaki o dev çam ağaçları o dönemin hatırası. Ben öyle düşünüyorum. Hakikaten Aydın'da kimse ağaç dikmemiş. Frederick Jansen bir plan çizmiş. Çankaya Caddesi'ni ana bulvar olarak planlamış. Çünkü vali konağı orada, hükümet konağı orada. Yani şehrin merkezi eski güzel hisar. Gerçekten güzel olan hisar. O şehre layık içinde atlı tramvayla ulaşım sistemi olan bir cadde çizmiş. Bakın ne kadar enteresan. Ve bu Çankaya Caddesi'nin bulunduğu mahalle, Veys Paşa Köprülü ve Mesudiye mahallelerimizin bugün içine düştüğü duruma bakın. Kat üstüne kat vermişiz, apartman üstüne apartman yapmışız. Eski birkaç tane tarihi binayı tescil etmişiz, koruma altına almışız. Kaybolmuş gitmiş. Oturulmuyor. Yıkılmak üzere. Bir iki tanesine Sayın Fatih Atay sahip çıktı, restore etti, hayata kazandırdı ama Mesudiye Mahallesi ve o bölge, Veys Paşa Köprülü Mesudiye Mahallemiz gerçekten Aydın o eski güzel mahalleleri mahvedilmiş. Bırakın Aydın'ın çevresinde gecekondulaşma, düzensiz yapılaşmayı, ihmal sonucunda o eski Aydın'ın güzel mahalleleri yok edilmiş. Şimdi beni de suçlayanlar oluyor. Ha ben ne yapabilirdim? Ben yapabileceğim her şeyi yaptım. Mesudiye Mahallesi'ni korumak için koruma amaçlı imar planı kararı aldırdım ama benden sonra gittiler apartmanlar diktiler. O mahalle için hazırladığım buradaki 15. başlık bakın, 15. başlık. O mahalle için hazırladığım kentsel dönüşüm projesini varlığından dahi haberleri yoktur şimdi. Ne Efeler Belediyesi'nin ne Büyükşehir Belediyesi'nin. Ya açın bir sorun. Yazık, bu şehirde biz yaşıyoruz. Bu şehri güzelleştirmek bizim elimizde ve bizim görevimiz. Gelin bunları yapalım. Yani bizi siyasi rakip gibi görüp saldırmak yerine bizi bu konuları iyi bilen, Aydın'a gönül vermiş bir mühendis, bir şehirci, bir kent bilimci olarak algılayın. Çağırın gelelim. Oturalım, birlikte kafa yoralım. Bu konu bütün uzmanlarını Aydın'a getirelim. Aydın için en iyi çözümleri biz yıllarca kafa yorarak hazırladık. Bunları alıp çöpe atmayın. Aydın'ın tarihini rahmetli İlhami Ortekin, kendisine hakkımı helal ettiğim için burada zikretmekte biraz zorlanıyorum.
Aydın tarihi olan benim dönemdeki bütün video arşivini ve fotoğraf arşivini hırsından götürüp Aydın çöplüğünde yaktırmış. Ya ben bunları istemiyorum. Ben böyle bir belediyeciliği kabul etmiyorum. Belediyecilik hakikaten yerel hizmettir, halkın direkt hizmetidir. Nasıl yapılabileceğini, nelerin göze alınabileceğini biz zamanında 8-9 yıl gösterdik. 5000 tane Aydın'a eser bıraktık, işte anlatıyoruz. Saymakla bitmiyor kardeşim. Ama bıraktığımız projelere de sahip çıkın. Gelin şunları birlikte toparlayalım, yapalım. Bakın ben, bu önümüzdeki mahalli idare seçim var. Açıkça ilan ettim. Ben sokakta dolaşırken vatandaşlarımız tekrar sen gel, tekrar belediye başkanı ol, olmadık şekilde destek veriyorlar. Ama açık söylüyorum, Türkiye'deki siyasi sistem artık akla, bizim gibilere geçit vermediği için ben aday değilim. Siyasetten de tamamen çekildim. Ancak kent bilimci olarak, bir bilim adamı olarak, Türkiye'yi seven, Aydın'ı daha çok seven bir insan olarak çalışmalarımı elbette sürdüreceğim. Bu memlekete hizmet adına nasıl siyaset öncesinde çok büyük eserler bıraktıysam, siyaset sonrasında da, siyaset dışında da çok iyi işler yapabileceğime inanıyorum. Ama bugün Aydın'da belediye başkanlıklarına talip olacak, büyükşehire talip olacak herkese sesleniyorum. Gelin şu işleri birlikte toparlayalım. Aydın son 20 yıldır nal topluyor, nal. Aydın diğer şehirlerin hepsinin gerisinde kaldı. Aydın örnek bir şehirdi. İlk sıcak asfaltı döktüğümüz zaman, orta refüji düzenlediğimiz zaman, bal dök yala projesini uyguladığımız zaman Aydın'a gezmeye geliyorlardı. Belediyecilikte örnekti. Kent bilgi sistemini görmek için uluslararası büyükelçiler, önemli insanlar Aydın'ı ziyaret ediyordu. Türkiye'nin başbakanları, bakanları, cumhurbaşkanları Aydın'ı ziyaret ediyorlardı. Belediye başkanları gelip Aydın'dan feyz alıyorlardı. Bunların içinde Sayın Yılmaz Büyükerşen de var. Onun için gelin şu Aydın'a tekrar sahip çıkın. Hep birlikte çıkalım. Biz hazırız. Şimdi kentsel dönüşüm deyince büyük bir yaraya parmak basıldı. O nedenle lafı uzattım. Bundan sonraki bölüm sosyal kent projesi. Yani Aydın'ın tarihinde yer almış, bizim dönemimizde uygulanan sosyal belediyecilik örneğini size anlatacağım tek tek. Bunların ana başlıkları var burada. Aşevleri, açmış olduğumuz huzur evi, kadın sığınma evi, belediye fırını, özürlerin eğitim ve rehabilitasyon kampüsü, spastik özürler okulu, eğitim bursları, proje ve ruhsat destek programı, sanayiciye destek programı. Bakın, bir belediye başkanı sosyal belediyecilik adı altında aşevlerinde hakikaten çalışma imkanı olmayan, yani iş bulsan çalışamayacak, özürlü, yalnız ve yaşlı olanlar, bunların karnını doyurmak zorunda. Yani derler ya, balık verme, balık tutmayı öğret. Bir kesim var ki balık tutacak mecali ve imkanı yok. Özürlü insanlar var, yalnız. Yaşlı insanlar var, yalnız. Kimsesi yok. Bu insanların günlük gıda ihtiyacını mutlaka karşılayacak. Biz aşevlerinde bunu yaptık. Huzur evi yine devletin huzur evleri ve özel sağlık ve bakım tesislerinin dışında kimsesi olmayan, hiçbir geliri olmayan insanları kurduğumuz huzur evinde bakımını sağladık. Kadın sığınma evi, kadın sığınma evlerinde büyük hatalar yapılıyor. İleride bunu anlatacağım. Kocaman bir tabela. Kadın niye sığınır? Kadın eşinden şiddet görmüştür, tehdit altındadır veya ortada kalmıştır, sokağa atılmıştır, sığınır. Siz onu böyle reklam ederek, bu şurada kadın sığınma evi var diye kabul ederseniz, orası bir muhtemel hedeftir. Kime karşı hedeftir? Kadınla ilişkisi olan eşi, akrabaları vesairesine. Onun için kadın sığınma evlerini biraz kamufle yapacaksınız. Biz aşevi ve huzur evinin içinde kadın sığınma evini yaptık. Orada bir tane kadın sığındığı zaman etrafında en az 25 kişi, 30 kişi insan var. Huzur evinin personeli var. Onu koruyabilecek bir takım bekçisi, görevlisi var. İşte bunları anlatacağız. Belediye fırını.
Şu anda Büyükşehir Belediyesi benim yaptığım fırını kullanıyor. Fakat biz o fırında günde 15 bin ekmek yapıyorduk. Sessiz, sedasız, hakikaten evine ekmek götüremeyecek insanlara yarısını ücretsiz dağıtıyorduk. Yarısını da yarı fiyatına hakikaten ihtiyacı olan insana veriyorduk. Şimdi ne yapıyor belediye? Popülizm yapıyor. Şehrin her yerine takke gibi kondurduğu ekmek büfelerinde yarı fiyatına satıyorum diye zarar ediyor. Kime satıyor? Herkese. Yani ihtiyacı olan olmayan gidip ya ucuz malı ben de bulsam alırım arkadaş. İstediğin kadar zengin ol. Yarı fiyatına bir şey bulduğum zaman niye almayayım? Enayi miyim? Ama benim hakkım mı? Değil. Niye dağıtıyorsun? Oy için. Ha, göstermelik. Bak belediye tanzim satış ucuz ekmek dağıtıyor. Zengine de dağıtıyor. Fakir orada yarı fiyatını ödeyecek parası yokken zengine yarı fiyatına ekmek dağıtıyor. Bu sosyal belediyecilik değil. Bu oy avcılığıdır. Açık açık söylüyorum. Bana göre bizim hazırlamış olduğumuz kanunda da öyle. Oy avcılığına giren, belediyeyi zarar ettiren, ihtiyaç sahibi olmadan insanlara bir şey dağıtırsan bu suç olmalıdır. Bir belediye başkanı kaşkol dağıtıyor ya seçimde, belediye bütçesinden. Berber hizmeti veriyor. Makyaj hizmeti veriyor. Buna benzer hizmetlerin hiçbiri sosyal hizmet değildir. Sosyal belediyecilik örneği değildir. Bakın işte sosyal belediyeciliğin örneği budur. Sosyal belediyecilik sanayiciye verilen desteğe kadar gider. Çünkü sanayici iş imkanı yaratıyor. İşte Polat Makina. İşte bugün Aydın Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan pek çok Ok Trailer. Bu arkadaşlarıma ben onlardaki cevheri görerek, onlardaki müteşebbis ruhunu görerek her türlü imkanı sağladım. Sağlamaya çalıştım. Onların başarısında zerre kadar da olsa bir katkım olduğunu düşünüyorum. Belediyecilik böyle yapılacak. Sanayiciye destek vereceksin ki vatandaşa iş versin. İşsize destek vereceksin ki iş arasın, bulsun, hayatına devam ettirsin. Çalışamayacak durumda olan insana ise her türlü gıda, sağlık, eğitim ihtiyacını karşılayacaksın. Çalışamayacak durumda olan insanlara. Özürlülere özellikle sahip çıkacaksın. Engelliler bu toplumun önemli bir parçasıdır. Eğitim imkanı olmayan gençlerimize eğitim burslarıyla takviye edeceksin. Diyorlar ki yasaklandı. Yok öyle bir şey. Kurarım bir belediye şirketi. Benim yaptığım gibi kurarım bir vakıf. Onun üzerinden bursu veririm. Bunlar hep bahane. 5000 çocuğa, 8 yılda 5000 çocuğu okutmuşuz üniversitede. 5000 çocuk. Bunların hepsi ihtiyaç sahibi ve gerçek. PRDP nedir? Benim meşhur yargılandığım. Hakikaten yani yargılanırken güler misin, ağlar mısın dediğim PRDP şudur. PRDP, proje ve ruhsat destek programı. Vatandaşım zar zor imkanlarla bir tane arsa almış. Üzerine ev yapacak. Parası yok, pulu yok. Kendi imkanlarıyla duvarını örüyor, bilmem ne yapıyor. İki tane usta tutuyor, yövmeyi zor ödüyor. Bir tane ev yapıyor. Nasıl bir ev bu? Kaçak. Kaçak ev, ruhsatsız. Ondan sonra da yaygın biçimde böyle ruhsatsız mahalleler kuruluyor. Gecekondu mahallesi deniyor. Bırak gecekonduyu. Normal arsalar üzerinde yapılan o kadar çok kaçak bina var ki Türkiye'de ruhsatsız. Gidip bakıyorsun. Diyorsun ki bu vatandaşım niye ruhsatsız yapıyor ya? Ya bugün bir ruhsat almanın maliyetini biliyor musunuz? Yapı denetimi var. Yok kent estetiği, yok şu, yok bu, altyapı katılma payı. Adamın cebindeki para evi yapmaya yetmiyor ki ruhsatta karşısına çıkan bu maliyeti karşılasın. Biz dedik ki bu durumda olan insanları tespit edeceğiz. Kendisine ev yapmak için dar gelirli fakat kendisine ev yapmak için kararlı olan insanlara proje ve ruhsatta destek vereceğiz. Proje ruhsat destek programı budur. Ben gittim evde o insanlara kendim çizdim projeleri bedava. Ruhsattan harç almadık. Hatta bırak onu zaman zaman malzeme yardımı yaptık. İki torba çimento gönderdik açıktan. Açıktan değil de belgeyle teslim etsen belediyenin çimentosu sana zimmet çıkar.
Türkiye böyle bir ülke, bürokrasi böyle bir şey, devlet böyle bir şey. Devletin kuralları var. Devletin kuralları kötü niyetlileri engellemek için konulmuş kurallar. Ama zaman zaman iyi niyetle yapılmak istenenleri de engelleyebilir. Bunun adı bürokratik tıkanma diyoruz. Yani bir garibana belediyenin şantiyesinden tesellim fişiyle 10 torba çimento verirsen, onu da belediyenin muhasebesine kaydedersen, Sayıştay gelip inceleme yaptığında o 10 torba çimentoyu sana zimmet çıkartır ve seni suçlu ilan eder. Müfettiş gelir, hakkında dava açar. Der ki, bu senin neyin? Bu senin torpillin mi, partilin mi? Niye buna kıyak yaptın? Şunu düşünmez. O insan ihtiyaç sahibi. O insan kendisine ev yapmak istiyor. Ben onu tanımıyorum. Akrabalık bağım falan da yok. Torpil falan da yaptığım yok. Ben sadece onun ev yapması için, destek vermek için 10 torba çimento vermişim. Beni kötü niyetli ihalelerde peşkeş çeken, tanıdıklarına, yandaşlarına ihale dağıtan, 1 liralık işi 5 liraya yaptıranlarla karşılaştırmayın. Bana zimmet çıkarmayın. Biz bunların hepsini yaşadık. Proje Ruhsat Destek Programı'nda yüzlerce vatandaşımıza Telsiztepe'de, Ata Mahallesi'nde, Girne Mahallesi'nde yüzlerce proje çizdim. Evlerini yapmalarına imkan sağladık. Fakat bu program bir tefe kondu ki, vay sen misin bunu yapan? Biz gittik bundan ağır cezalarda yargılandık ve sonuçta tabii beraat ettik. Değerli arkadaşlar, yani belediyecilikte sosyal belediyecilik ile popülizmi sakın ola karıştırmayın. Hiçbir belediyenin halka açık ucuz et satma hakkı yok. Bu esnafla rekabet demektir, yanlıştır. Hiçbir belediyenin halka açık biçimde zengine fakire ucuz ekmek satma hakkı yok. Hiçbir belediyenin ben kafe açtım, ucuza çay veriyorum. Ben efendime söyleyeyim, şurada bir işletme kurdum. Vatandaş gitsin orada çok ucuza sandviç yesin, kahvaltı yapsın. Ucuza et yemeği veriyorum ama isteyen herkese veriyorum. Yanlış. Bu sosyal belediyecilik değil. Bu oy avcılığıdır, popülizmdir. Yasaklanmalıdır. Benim hazırladığım belediye kanununda bunlar çok net biçimde tanımlanarak yasaklanmaktadır. Aksi halde bunun önüne alamazsınız. Hizmet kalır, popülizm öne çıkar. Belediyenin bütçesi şimdi olduğu gibi reklama harcanır. Koca koca totemlerin üzerine kurulur baylar bayanlar, fotoğraf gösterirler. Bunlar yasaklanmalıdır. Giderler, orada burada benim yaptığım binalarda kafeler açarlar. Ucuza sandviç. Efendim özel idareden aldığı et fabrikasında üretemez. Gider İzmir'den et satın alır. İzmir'den et satın alır. Ve de millete ucuza dağıtır, zarar eder. İşte bunun adı sosyal belediyecilik değildir. Ben size sosyal belediyecinin en güzel örneklerini detaylarıyla anlatacağım. Bugünkü programımız burada noktalayalım. Haftaya görüşmek dileğiyle. Sağ olun.